Efendim merhabalar, sevgiler, saygılar alemdeki tüm güzel insanlara. Yine güzel bir gündeyiz. Şükürler olsun buluşturana, şükürler olsun Allah'a. Gündem özel programımızın ikinci bölümündeyiz. Dün de sizlere söylediğim gibi Tekin Bey'in iki gününü bize ayırmasını istemiştik. Sağ olsunlar, kırmadılar bizi ve ikinci günümüzdeyiz, ikinci bölümümüzdeyiz. Dünkü göstermiş olduğunuz programımıza ilgiden, alakadan dolayı çok 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 teşekkür ediyorum ben kendi şahsım adına, radyomuz adına. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Yani hemşerilerimle sizin sayenizde herkese buluşmuş oldum. Bu fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Dün yapılan programdan sonra size de geri dönüşler oldu mu gün içerisinde? Çok geri dönüş oldu. Ve şeyden de izledim. Tabii bazı tenkitlerde şeyde yapanlar var. Çok doğal. Evet. Eleştiri. Yaptıkları tenkitlerin şeysini bilgisizliğe sayıyorum. Yani öyle bir de sahte isim kullananlar var o şeyde. O meşhur ama abi. Öbür tarafında benim çünkü burada yapmak istediğim olay Yalvac'ın önündeki bu çıkmazı nasıl aşarız? O nedenle ben rahatım. Hemen ben biliyorsunuz süremiz de yetmiyor bize. Tabii sabaha ki. Kadar süre olsa inan konuşabilecek kapasitede bir başkan var, bir insan var karşımızda maşallah. Allah nazarlardan saklasın. Şimdi ben de dünkü programı değerlendirecek olursak benim de bugün en çok aldığım sorulardan bir tanesi diyorlar ki yani Tekin Başkan gelip konuşma yaptı, acaba bir sonraki seçimde aday mı? Hani onun bu ön çalışması mı bu diyorlar. Başkanım ne diyorsunuz? Şimdi ben biliyorsun Şahin bu konuda radyo ses çıkma konusunda şey değilim. Yalvacın sıkıntıları konusunda sana bu konuları işe yaptım. Ben önümüzde bir seçim olduğunu falan düşünmüyorum. Ben artık siyasette de 4 defa 20 yıl yapmış bir insanım. Bana belediye başkanlığı bir para kazandıracak, milletvekili bana bir para kazandıracak değil. Beni zaten, ben markayım, beni herkes bilir. Şu anda da. Şimdilik daha seçime de en az 3 yıl var. Evet. Şimdilik ben adayım değilim demek böyle bir şeyi ben tartışma konusu bile değil. Etmiyorum yani. Düşünceleriniz var mı? Önce benim için önemli olan halkın uyanarak Yalvac'ı nereye götürmek istemesi, kiminle nasıl götürürüz buna karar vermesi. Bunda Tekin Bayram, Ali Veli başkası bu önemli değil. Bakın ben siyasette gençlerin önünü açtım. Erkan Mumcu'yu 33 yaşında getirdim ve bakan yaptım. Yalvac tarihinde ilk defa Ankara'da bir bakan yaptı. Bunun arkasındaki bunu başaran kişi kim? Tekin Bayram. Şimdi Tekin Bayram bir şey söylüyor. Tekin Bayram'ın ismi, kendisi, şusu busu değil. Tekin Bayram diyor ki ey Yalvaçlı, ey Tekin Bayram'ı seven sevmeyen, tenkit eden etmeyen hepsine şu anda Yalvaç'ın Yalvaç'tan başka dostu yoktur. Siz birbirinizle çatışırken, birbirinize bir şeyler söylerken Yalvaç çok şey kaybediyor. Şimdi o da başkanlarına, mesela Ticaret Odası Başkanı'na Süreyya Bey bir sürü şeyler söylemiş. Oda başkanlarının Sparta toplantısında Yalvaç bir şey beklemesin demiş. Şimdi bakın bunlara çıkıp cevap verecek birisinin olması lazım. Bunun için kenetlenmek lazım. Bu parti meselesi değil. AK Parti ilçe başkanına da söylüyorum. CHP ilçe başkanına da söylüyorum. MHP ilçe başkanına da söylüyorum. Hepsine söylüyorum. Bütün İYİ Parti'nin hepsine. Diyorum ki önce bırakın Yalvac'ın, biz Yalvac'ı il seviyesine getirmiştik. Rahmetli Özal, o da rahmetli oldu. Şarkalı vardı Hasan abi. Hasan abi gece bir de arıyor. Ben diyor Isparta'da diyor bir yeri diyor ilçe, bir ilçe diyor il yapacağım. Ne olabilir diyor. O da Karaağaç diyor. Yok diyor, bilemedin diyor. Ben Yalvac'ı yapacağım. Biz Yalvac'ı il yapacak duruma kadar getirmiştik. Şimdi o günlere geri dönelim istiyorum ben. Ben diyorum ki bırakın Tekin Bayram'ın, bırakın siyaseti,
bırakın Ali'yi, Veli'yi, derdiniz Yalvaç olsun. Yalvaç'ın haklarını birleşin, alın. Aldığınız haklarda kavga edecekseniz sonra kavga edin. Ben artık bu konuda başka bir şey söyleyemiyorum. Ve ben bugün zaman ayırıyorsam, bunları söylüyorsam, tek bir nedenim var. Yalvacı olan borcumu ödüyorum. Şu andaki yanlışlıkları düzeltmeye çalışıyorum. Yani oda başkanının bir tanesi ya esnaftan dolayı şeyde Isparta'da yapılan toplantıda laf söylüyor. Ticaret odası başkanına ve o oda başkanına Yalvaç bizden bir şey beklemesin diyor. Bunu söyleyen milletin vekili olamaz. Bunu söyleyen Yalvaç düşmanıdır. Ben aday olduğumda da onun için oldum. Benden niçin korkuyordu? Benden niçin korkuyordu? Ben onun bildiği bütün insanları, başta Sayın Cumhurbaşkanı dahil, ben herkes tanır. Ben vardığım zaman, şeyli, başkan olduğum zaman veya şeyde, o beni dinleyecek doğruları, ben onlara doğrular, onun ipi kesilecek. Ve biz haklarımızı almaya başlayacağız. Onun için ben arkadaşların hepsine çağrı yapıyorum. Güncel, kişisi böyle güncel düşünmeyin. Kişisel menfaat düşünmeyin. Toplumsal büyük şeyleri düşünün. İleriye yönelik. Yalvaç o hale bir gelsin, paylaşın. Benim şimdiye kadar biriktirdiğim, 20 senede getirdiğim şeyleri dün de uzun uzun konuştuk. Evet. Bunların ne kadara geriye gitti? Bakın şimdi ben soruyorum. Ben 20 yıl, 25 yıl içerisinde en az 3000, 4000 kişiye sebep olarak rızık Allah verir, iş sahibi ettim. Kimini sağlık memuru yaptım, kimini belediye aldım verdim, kimini bakanlığa, yemin ediyorum Şahin Bey, bakın haftada bana en az 10 kişi işi için telefon açmıyorsa namertim. Polis olacaklar, asubay olacaklar, şu uzman çavuş olacaklar, işe şey edecekler, yok şoka girecekler, şey, hepsine yetişiyorum. Herkes biliyor. Onları yerleştiriyorum. Şimdi yapınca da o ona söylüyor, ona söylüyor, yine şey yapıyor. Ben soruyorum şimdi. 7 yıldır Ali Tütüncü belediye başkanı veya parti şeyleri var. Kaç kişiye ekmek verdi? Belediye aldığı 50-100 kişiden hariç. Ne yapıldı? Bu insanlara sormak lazım. Bakın, İslam önemli. İslam'ı işsizliği şu anda Yalvaç'taki birinci derecede sıkıntı işsizlik. Nüfusun göç vermesi işsizlik. Bütün insanların sıkıntısı bu. Siz buna ne çare getiriyorsunuz? Belediye olarak ne yaptınız işsizliğe? Ben belediyeden yatay veriyordum. Bütün resmi dairelere gönderiyordum, yeniden alıyordum, yeniden gönderiyordum. Bütün şeyleri Isparta'da, ben size bir örnek vereyim. TEDAŞ'a 35 kişi alındı. Bunun 21 kişisi Yalvaçlıydı, biliyor musunuz? Bu güç meselesidir. Bu tanınma meselesidir. Şimdi bunları Yalvaç kaybetti. Şu anda dışarıdan işe arıyor adam. Yani bu, ben onun için bütün siyasilerin hepsine şunu söylüyorum. Bırakın bunu. Siz buradaki kısır çekişmeye şeyler, bakın ben hep izledim. MHP ilçe başkanı, işte benim şeyimde yok, Toki Tekin Bayram zamanında gönderildi. Yok şey, AK Parti ilçe başkanı böyle yazıştılar, birbirine atıştılar bilmem ne, ben seyrettim. Tamam mı? Şimdi ben soruyorum. Toki'nin gerçek olayını bir açıklasınlar. Birisi çıksın, açıklasın. Hiçbiri bilerek doğru açıklamıyor. Nedir Toki'nin açık meselesi biliyor musunuz? Toki hazine yeri arar. Kızılcan'ın üstünde hazine yeri bulundu ve Yalçın Bulgur zamanında Toki oraya yapılmaya, oranın yerini üzerine tapu hazineden almışlar. Şu anda alınmış. Tabii onlar da. Fakat
Ben daha başkan olmadan 2009'da gelmeden orada mezar çıkmış. Özyalbaş gazetesi mezar çıktığını yazmış. Şeylerin bulunduğunu yazmış. Kazı başkanı da bunu incelemiş. Kurula götürmüş. Ve burayı sit ilan etmişler. Bakın şimdi. Ben geldiğimde bu sit mit her şey bitmiş. Ve TOKİ hiçbir şey yapamaz duruma gelmiş. Paralarını filan dağıttılar. Bana da sordular. Yer, başka yer var mı? Şimdi Yalvaç'ta şöyle bir durum var. 1946'larda bir kaymakam geliyor. Hastanenin arka taraflarını, bu yandaki mahallelere, kaç mahalleyle Görgün'ün de bu taraftaki jandarmanın arkasındaki bağlı, herkese bağ yapın diyor. İnsanlar da bağ yapıyor. Bunlar tapulu değildi, hazine yerleriydi. Biz 91 yılında tapu geçirince buralar hep tapulandı. Şimdi Yalvaç belediye hudutları içerisinde hazineye ait yer yok. Hazine yer olmayınca topu giremez. Belediyeden yer isteyecek. Belediye toplu konut bölgesi ilan edecek. Orayı kamulaştıracak. Parasını da TOKİ'den alacak. Çözülecek. Yani ancak böyle çözebilir. Böyle bir stratejisi var. TOKİ Yalvaç'a İkinci bir nedenle gelmiyor. Bizim yaptığımız, biz 1000 konut, benim şeyde Zafer Yapı Kooperatifi'yle yaptığımız 1000 konut Yalvaç'ta bir sigara parasına, TOKİ'nin 1/3 fiyatına mal oluyor. Ben zaten tekrar başkan olsaydım öyle 4000 falan şey değil, ev konusunda üzerime iddia ediyorum, kooperatif konusunu ve bu konuyu, üzerime Türkiye'de adam yoktur. Çünkü Türkiye'de 3 hastalık vardır. İlgisizlik, bilgisizlik ve yolsuzluk. Allah'a şükür bilgimiz yeterli. İlgi konusunda üzerimize aldığımız işi bitiririz. Yolsuzluk konusunda da ben iddialıyım. 45 sene meslek hayatım var. Bir Allah'ın kulu çıksın. Tekin Bayram kendine şuna böyle söylemeler değil. Bu belgeyle benim mal varlığımın şeysi de bellidir. Neyi nerede kazandığın, ne olduğu da bellidir hepsi. Çok açıktır. Ben kooperatif başkanlığında, ben değil başkası da olsa, dürüst bir başkansa kooperatif başkanı, İnanın Türkiye'de konut sorunu kooperatiflerle çözülür. Buna inanan birisiyim. Şimdi belediye arsa üretecek, arsayı verecek kooperatiflere, kooperatifler, insanlar doğru adam seçecek başına. O şeyden, ben Zafer Yapı Kooperatifi'nden uzattım genel kurulda. Ben şimdi Zafer Yapı Kooperatifi'nden, yani bir şey olup olmaman değil, arsa bulduğum takdirde Yalvaçlı'ya yeniden bir sigaraya, bir paket sigaraya nasıl ev yapıldığını göstereceğim. Bak göreceksiniz, yani şey değil, göstereceğim. Şimdi öyle milletten olmayacak şeye imza toplayıp, dilekçe toplayıp 2 sene üstüne yatmak, yok kamu yararına yapılan belediye hazır arsalarını peşkeş çekmek, bunların hepsi yanlış işler. Şu anda ben başkan olsam hemen 10. grubun devamındaki alanı toplu konut alanı ilan ederim. Diğer şeyleri toplu konut ilan ederim. O alanları kamu yararı alır, kamulaştırırım ve kooperatiflere veririm. Alın kardeşim, yapın. Yani 1000 konut yapılsa Yalvaç'ta, ha bunu olmaz. O zaman şimdi belediye idare eden esas güçler inşaattan para kazanıyorlar. Olur mu öyle şey? Oturun oturduğunuz yerde sallayacağız, ninniyi söyleyeceğiz. Şimdiye kadar ne güzel ninni söyledik. 7 senedir ninni söyledik. Onun için insanların uyanmasını istiyorum. Ben sana zaman ayırmamın sebebi de gerçekleri bu insanlar konuşsun, görsün, bilsin. Çünkü bakın, ben kendim de çok iyi takip ettim. Nereden geliyor bu insanlar? Tekin Bayram'a neye düşman oluyor? Gördüm ki Tekin Bayram'a hırsız diyemezler, çalışmaz diyemezler, iş yapmaz diyemezler. Tekin Bayram'a ne diyecekler? 18 madde.
Şimdi insanlar kanunu yasayı bilmiyor ya. İmar planı nedir? Parselasyon planı nedir? İmar planı 88'de Tosun Hocam zamanında yapıldığını, ben yolu, parkı, yeşil alanı benim yapmadığımı her şeyi incelediğinde görürsün. Ben yapmadım. Ben parselasyon. Şimdi şeyli olanlardan alınıp yeşil alana, yola gidenlere veriliyor ya. Şimdi o insanlara ne dönüyor? Senin yerini aldı belediye. Bu şekilde laflar soka insanlara gerçeğin şeyin aykırısında tekin bayram düşmanlığı yaratılıyor. Şimdi ben bunu son 3-4 senede şey ettim. Önceden çünkü ben 18 Mart'ta uygulamasını 91 yılından itibaren başladım. Yani insanların ne kadar faydalı olduğunu şey ettiğim için de aman diyordum. Ama öyle değil. İnsanlar hala cahil. Mesela sit. İşte sit konusu da aynı. Benim zamanımda bir insanın, hiçbir kimsenin yeri sit ilan edilmedi. Bak, evet, onu soracaktım. İddia ediyorum. Bakın. Ama işte tütüncülerin orayı bir günde adam şey yapmak için ya, yıkıyor. O günde burada kurul başkanı profesör falan buradaymış. Oranın yıkıldığını görünce, ki ben o zaman İzmir'deyim, yoğum da 2005'te mi 2004'te mi o sırada, o yıkıldığını görünce komisyon yolluyor Tabiat Kültür Varlıkları. Buradaki evleri her mahallede gezdiriyor. 90 şey, evi sit yapıyor. Ve bu 2006'da tapuya işletiyor. Şimdi benimle hiçbir ilgisi yok. Ama her ne diyorlar biliyor musun bu propagandayı? Bunu Tekin Bayram yaptı. Tekin Bayram yaptı. Hadi tapu orada. Kurul orada. Evrak burada. Nasıl, bir tane gösterin bana. Yani 2004'ten evvel bir tane sitli yeri gösterin. Konuşalım. Ama insanların zaafından faydalanıyorlar. Bunu yapan belli. Yaptıranlar da belli. Niye yaptığı da belli. Çünkü Tekin Bayram giderse tadilatlar yapılacak. Kendi çıkarları yapılacak. Kendi şeyleri imar olacak. Zenginliğine zenginlik katacak. Şimdi Tekin Bayram hiç imar plan değişikliği yaptırtmadı ki. Yani onun için ben size şunu söyleyeyim. Ben artık şu olacak, bu olacak, yani aday olacak veya öteki bir şey olacak, bunlara bakmıyorum. Ben diyorum ki Yalvaç nasıl ileri gider? Yalvaç bugünkü çıkmazdan nasıl kurtulur? Yalvaç'taki insanlar önceki gibi nasıl mutlu olur? Bir kadın yazmış. Diyor ki ben Tekin Bayram zamanında geldim, her şeyde bir değişiklik vardı. Mutlu oluyorduk. Şimdi 7 senedir geliyoruz. Geldiğimiz her zaman geri gidiyor memleket. Buna bakın diyor. Tekin Bayram'ı kötülemeyi bırakın diyor. Ben tanımıyorum kadını. Kadın dışarıda şey yapıyormuş ama Yalvaç her yazın geliyormuş. Şeyinde bu şekilde cevap veriyor. İşte bu kadının sesini dinleyin. Bu tarafsız olarak. Benim bugün burada olmamın sebebi odur. Şimdi sormak istediğim sorulardan bir tanesi, sürekli yorumlarda bizim hakkımızı yediniz, bizim hakkımızı verin falan. Ne hakkı var bu insanların başkanım? İşte bakın, sizde mi var, belediyede mi var? Bakın, bilgisizlik bu. Bakın, bilgisizlik. Yine 18 uygulaması mı? Şimdi kesinlikle ya 18'dir veya kadostradır. Şimdi kadostradan ben 91'de kadostra geçtiğinde Şahin Bey, ben de bilmiyordum yani. Ben bir sürü şeyi de ben de yaşayarak öğrendim. Aynen. Kadostra mevcut şeyi tespit ediyormuş. Fakat askıya çıktığında askıdan gidiyorsunuz, tapunuz miktarında değilse itiraz ediyorsunuz. Bizim yolları, içme suyu geçecek diye tapunun üstünden geçirdik ya. Biz yolları açtık hakikaten. Nasıl olsa 18 yapacağız dedik. Su o zaman müteahhit gidecekti. Açtık. Ben bilmiyordum. Samimi itiraf ediyorum. Yani bilsem o zaman herkes uyandırırdım. Yolları açtık. Nasıl olsa tapuları var diyorum ben. Meğer kadostra tespit çalışmasında mevcudu tespit edermiş.
yani tapuya itiraz ederlerse, tapuyu getirirlerse şeydenmiş. Ve bu nedenle bizim açtığımız yolları tapudan düşürmüşler. Tamam mı? Düşürünce o insanları kadastroda askıya çıktığında itiraz da etmeyince ne zaman öğrendim? Bir arkadaşım, beni çok seven bir arkadaşım %33 zayiat olduğunu söyledi. Hep söylerim, ben de söylerim, o da. Ya Tekin dedi, sen %33 diyorsun dedi. Benim bizim dedi arsa yani şeyinden yüzde dedi 60 gitmiş. Yok ya dedim, olur mu, getir. Bir getirdi, 1200 metreye düşmüş. Eski tapuyu getirdi, 1920 metre. Şimdi bak, adamın hakikaten %60 zayiatı var kadastrodan ama itiraz edilmemiş. Eski tapu yeni iki senede kesinleşmiş. Hiçbir şey yapamadık. Yani benim elimde olan bir olaydan değil. Şimdi ben size sormak istediğim şu. Şimdi o giden %60 zayiat sizin cebinize mi gitmiş? Hayır. Tamam. Tamamen bak, bu tamamen kamuya, tapudan düşüyor. Belediyeye de geçmiyor. Yani kadrosunun suçu size yüklenmiş oluyor yani. Tabii ki. Ben burada sana şunu söylüyorum. Aynı şey bak. Sit iditti. Birileri gidiyor Tütünzade konaklarını yıkıyor. Şaraphaneyi. O bilerek yıkıyor. O işten tecrübeli. O kardeşi, abisi onun İzmir'de de aynı şeyi yaptı. Yani bir kiliseyi bir gecede kaybetti. Onu yıkıyor. Ondan dolayı kurul ayağa kalkıyor. Kurul buradaki şeyleri yapıyor. Ben o zaman başkan değilim. Önceden ben varken hem iktidardan gücümden dolayı hem benden çekinirlerdi. Hiç sit yapmıyorlardı. Ondan sonra 80 ev sit oluyor. Şimdi, gerçi bu kötü bir şey de değil. Yok, çok güzel başkanım. Ben de bunu aslında açıklamak istiyorum. Yani hem değer artıyor, kredi kullanabilirler. Tabii ki. Yani güç İyi yetmez. Be. Yarın bundan sonra o evleri almaya güç de yetmez. Yani bir apartman parasına o daha fazlası edecek. Mesela. Ama başkan da diyor ki arkadaşlar bakın buraya dikkat edelim. Sürekli aynı sorular geliyor. Ben de bundan müzdaripim. Bakın ben soruyorum, diyorum ki başkanım sit alanı ilan edilen evlerde bu mağdur olan insanlar ne olacak diyorum. Başkan da diyor ki kardeşim sit 2006'da ilan edilmiş diyor. Ben 2004'ten sonra diyor zaten seçimi başkan kaybettim. Değildim. Başkan değildim, 2006'da ilan edilmiş. Tapuya gitsin sorsunlar benim evim ne zaman sit ilan edilmiş diye. Ondan tabii ki sonra, altında şef var. Kim? Yalçın Bulgurcu. Arasınlar Yalçın Bulgurcu'yu. Abi 2006'da sen belediye başkanıydın. Senin tabii döneminde ki burası. Onun imzası, ben onları da gösterebilirim. Aynen. Onu diyor yani, aynı tekrar tekrar aynı şeyi sormayalım arkadaşlar. Dün de açıkladınız aslında, evet. Ama herhalde başkanım biraz hızlı. Program biraz hızlı akıyor. Valla dün diyorlar ki o konudan bu konuya geçtin ha, diyorlar. Evet, sen, ben de o yüzden evet, araya girmek yavaş istiyorum. Yavaş yavaş gitmek istiyorum. Arkadaşlar sit alanı ilan edilen evler, sit ilan edilen evler 2006'da ilan edilmiş ve imzası da Yalçın Bulgurcu evet. Belediye Başkanı'nınmış. Evet. Altındaki onları da gösterebilirim diyor. Yani benim dönemimde değil diyor. Hatta benimle hiç alakası yok. Sit ilan edecek memurlar o gün Yalvaç'talarmış kurul. Evet. Hava o, ışık profesör, bizzat gittim takip ettim o günde, o günde o mahallede, Kaş mahallesinde mi? Hep bütün mahallelerde. Yok, hepsi yıkılan. Yok, ev. Görgü'de. Görgü'de bir tane eski ev yıkıldığını görünce. İki tane. Tütüncü şaraphane dedikleri orayı önceden görmüşlerdi onlar. Yıkılmış. Onlar da onu görünce demiş ki aa bu evler yıkılıyor bu tarih. Hemen kadın Ankara'ya gider gitmez. Yok, Antalya. Raporu oluşturmuş, Antalya'ya gider gitmez. Ondan sonra zaten belediye başkanlarıyla da alakası kalmamış bu işin. Yok, zaten bizimle alakalı değil. Sit ilan edilmiş yani. Bu olay budur. Peki, sit ilan edilen evlere ne yapabilir vatandaş? Bakın, sit ilan edilmiş evler %50 devletten hibe alabilir. Bunu Yalvaç'ta aldılar. Kim aldı? Eczacı. Yani aslında o eczacı değil, kendisi şehir plancısıdır. Yani mumcu, mumcu şeyde Pazar Mahallesi'nde, şimdi bir şey cemaat kullanıyor orayı, Bediüzzamancılar kullanıyor galiba. Yani o binayı şey yaptı, söyle, restore etti ve restoranın %50 hibe parasını aldı. Bu sit ilan edilen binaların hepsi projeyi yaptıkları zaman, şeye gittikleri zaman, Turizm Bakanlığı'na müracaat ettiklerinde hem proje için %50 hem binanın şeysi için %50 hibe alırlar. Tamamen hibe. Şey filan değil. Şimdi bunu da Yalvaç'ta aldılar.
işte ben o zaman önermiştim. Ha şeyde Pazar Mahallesi'ndeki ev yapılmıştır. Bu arkadaşlar bu şekilde restoraya için bu şeyi deneyebilirler. Ve ileride ben iddia ediyorum 20-30 yıl sonra şimdiki apartmandan o evlerin çok daha büyük para edeceğini. Yani ben şahsen kendim bilen bir tane almak istiyorum. Çünkü Tekin Bayram Müzesi yapacağım vakfa alıp yani olmuş bir evi alabilirim. Yani onu söyleyeyim. Hemen ben sorulardan bir tanesini daha yönlendireyim. Çevre ilçelerde, Akşehir özellikle bu pandemi döneminde belediyeler esnaflara yardım yapıyorlar. Yani cüzi miktarlarda ama her esnafın hesabına yatırıyorlar bu ücretleri. Konya Belediyesi, Akşehir Belediyesi. Bizim belediyemizin bütçesi buna uygun mu? Esnaflarımıza yardımda bulunabilir mi? Bakın, bizim belediyemizin bütçesi her şekilde uygun. Çünkü Türkiye'de 50 bin nüfusun altında dedim ya, en zengin belediyedir. Şimdi bunu adaletli yapacak, buna cesaret edecek. Bir sürü boşa lüzumsuz paralar harcanılıyor. O konuda bir şey söyleyemiyorum şu anda. Yani ben olsaydım, ben mutlaka ona bir çare bulurdum. Mesela ben söyleyeyim, pazarcı esnafından ben işgaliye almazdım ne olur. 6 ay işgaliye almazsın ne olacak? Buna benzer. Şu anda esnaf zaten farkında değil. Niye farkında değil biliyor musun? Kaç tane? 17 tane olmuş. BİM, ŞOK, Yalvaç'tan. Evet, ulusal market. Mikros, ulusal marketlerden. Bunlar sıcak parayı hepsini dışarıya götürüyorlar. Ben önce başkanken bu konuda çok şey yapmıyordum. Bana ne diyorlardı biliyor musun? Tekin Bayram Ali Ünce adamı da onun için buraya şey açtırtmıyor. Büyük marketler açtırmıyor. Evet. Ulusal marketler. Bakın ben başka bir şey, halk tüketimi kurmuştuk. Onu kesinlikle halka açmayı önermiştim. Açmazsanız gider. Şayet halka açılmış olsaydı şimdiki ev yapacağız dedikleri yer belediyenin ki oraya iş merkezi yapacaktık. Isparta'daki yaş gibi bir şey yapacaktık. Yalvaç halkının ortak olduğu hisseler yapacaktık. Ne olacaktı? Şimdi buradaki kazanılan para sıcak para Yalvaç'ta kalacaktı. Şimdi oraya bina yapacağım deyinceye kadar oraya bu söylediğim öneriyi yapsınlar. Belediye çağrı yapıyorum. Oraya büyük bir tane alışveriş binası yapılsın. Tüm Yalvaç halkının esnaf da dahil ortak olduğu İAŞ gibi bir şirket kurulsun ve bu ufak şeylerin hepsinin önü kesilsin. Esnaf da oraya ortak olarak hareket. Bunu bizim hemşehrimiz İAŞ'ı Isparta'da kuran Bahattin Şenol'dur. Örneği hazırdır. Bak biz oraya çoktan yapacaktık. Ali Balcı'nın oğlu bizi mahkemeye verdi. O tapuyu mahkemeden zorla aldık. Ondan sonra da ben seçim kaybettim. Çoktan biz bu projeyi gerçekleştirmiş olacaktık. Yani Yalvaç esnafı da şimdi eskiden her şeyi, mesela ben size Yalvaç esnafına başka bir şey söyleyeyim. Ben dükkan yapmayı istemiyordum önceleri. Belediye dükkanlarını. Evet, olarak. Belediye dükkanlarını. Ne gereği var diyordum, artıramıyor, şey yapılamıyor filan. Bir baktım, birkaç kişiyi de dinledim, böyle şey yaptım. Şahısların yerine girdi mi, adam biraz para kazanmaya başladı mı, yükseltmek istiyor. Tabii. Geçim, kavga başlıyor. İşine gelirse dur, işine evet, çık diyor. O zaman onun düzeni bozuluyor. O zaman mecburen dedim ki, belediyenin dükkanına girdiği zaman, babası ölürse oğluna kalıyor. Yapacaksa, çocuğu kendisi çekiliyorsa ölmese bile devre hakkı veriliyor. Aynen. Yani kendi tapulu mülkü gibi oluyor. Onun için insanlar da yüksek parayla giriyor, zamanla düşük duruma geliyor. O şekilde. O nedenle ben belediye sarayını yaptım, kültür merkezini yaptım, Rampalı Çarşı'yı yaptım. Bunları ve ben 2009'da geldikten sonra size şunu söyleyeyim. Çok güzel bir iş yanında. Belediyede şu anda arsa, Elhamlar İlkokulu'nun olduğu yer. Ben Eski Elhamlar İlkokulu. Evet, Eski Elhamlar İlkokulu'nun olduğu yer. Şimdiki Halk Eğitim Müdürlüğü olan bina ben yüksekokul için yapmıştım. Emine teyze arsayı vermişti. Daha sonra orayı ben Milli Eğitim'e verdim. Ve burayı aldım. Şimdi burayı hatta ihaleye de çıktım. İş anı yapılması için oraya da
belediye kat karşılığında Yalvaç'taki hiçbir müteahhit karnesi kurtarmıyordu. Oraya giremediler. Giremediler. Ben daha sonra oranın projesini yapıp yani şeyini temelini atıp harekete geçirecektim. Oradaki işanını bir şeyini bu esnafı rahatlasın diye. Zaten benim başkan olduğumda 68 dükkan vardı. 70 dükkan vardı. Şimdilik 685 dükkan var kirada bıraktım. Bu dükkanları yapmamın sebebi de Yalvaç Bağkur yani esnaf şeysi bu yani bizimkiler sigortalı adam bulamıyorduk ya ben söylüyorum yani şeyde hepsi Bağkurludur. Bizim yaşlı teyzelerin hepsi Bağkur'dan emekli maaşı alır. Yani şeyden bu dükkan meselesi budur Şahin Bey. Ve Yalvaç'ı da belediyeyi de güç kılan odur. Yani ben şöyle söyleyeyim Yalvaç'ın var olduğundan bari 100 tane dükkan yapıldıysa ben buna 700 ilave ettim, 600 ilave ettim. Yani dedim ya Yalvaç var olduğundan bari mesela 19 cami var. Ben 6 cami ilave ettim. Yani her şey Yalvaç'ın mahallesi 18. Ben 20 yıl içerisinde 27 mahalleye çıkardım. 9. Her şey böyle katlanarak geldi. Yok şimdi zaten yani sohbet ettiğimiz insanlar da şimdi yani diyor ki adam Allah var kardeşim yani hakkı var hakkı yok diyemeyiz. Yani buradaki bu düzenlemelerde mahallelerde şurada burada her yerde hizmeti vardır Tekin Başkan'ın diyorlar. Şimdi gelen sorulardan bir tanesi ben her şeyi soracağım size. Tabii demiştim. Ben serbest her şeyi. Diyorlar ki bu organize sanayi bölgesinde başkanın ne kadar yeri var kendisinin kaç parsel yeri var? Bak. Şimdi ben size bir şey söyleyeyim. Bunları birileri yayıyor mu başkanım? Bilmiyorum. Tabii ki. Tabii ki. Şöyle yayıyorlar. Biraz önceki kardeşim yazmış. Onu da söyleyeyim. Hemen sordum soruyu. Çok güzel bir soru. Ben çok teşekkür ediyorum. Benim size şunu söyleyeyim. Hayatımda başkanlığım sırasında hiçbir yerden bir şey almadım. Kanal boyunda mesela ben 18 yapıyorum gidin alın dedim. Bütün dostlar herkese diyordum yarın kazanırsınız başka yere yapmayın. Herkese. Şimdi bir şey yalnız bir tane koyuncu bir şey vardı ayıplarlı bir arkadaş. Şeyin zirai donatımının orada bir yerleri varmış. 18 yapmışız. Onların yer milli eğitim alanı olduğu için başka yerden vermişiz. 900 metre bir yer. Bunun da bankaya borcu varmış. Tamam mı? Adam nasıl kızıyor, ne yapıyor, satlığa çıkardım kimse almıyor diyor. Ben diyor işte bankaya 9 milyon lira borcum var. Ben müşteri olmadı senden. Ya ne bağırıyorsun dedim ben. Şeyde tuvalet var ya şeyin olduğu yerde kuyumcu Murat'ın hemen arada evet. Orada ne bağırıyorsun dedim böyle böyle. Dedi ki sen 18 yaptın tamam mı ben onun ne olacağını bilmiyorum. Benim arsam o önceden şöyleydi böyleydi. Dedim ki sen ne istiyorsun? 9 bin lira borcum var dedi 9 milyon lira. O 9 milyonu vereceğim ben burayı. Tamam aldım ben dedim. Tamam. Oğluma bir onu tapulu aldım. Tamam. Ondan başka bir tane iğne bir yerden kendime bir şeyime bir şey alan şerefsizdir. Yalnız organize sanayinin arka tarafında dayımlar buraya saya farkması yapma düşüncesi vardı. Onları çok istiyordum. Çünkü YDS kurumsal bir şirket. Aynen, dünya markası. Dünya markası. 400-300 kişi çalışacak bir saya farkası. Çünkü Çorum'da var, Bartın'da var, Denizli'de var yani şeyinde. Onlar bir 16 bin metrekare yer aldılar. Yani onlar tarla hatta onu da şeye verdim şimdilik. Vakfa şey 2000 liraya ekmeğe şey verdim. Tamam. Başka bakın bizim kendi yakınlarımdan şimdiye kadar benim hiçbir tane aldığım şey ettiğim bir şey yok. Yanlış anladıkları bir şey var. Bende de o hata var. Ben belediyeye aldıklarımı benim diyorum biliyor musun? Yani belediyeye aldıklarım. Şurayı aldık, burayı aldık. Aldık, şurayı aldık, burayı aldık diyorum ya. 180 dekar. O şeyin üstünde kucaklı bir adam geldi. Ayıplarlı birisi geldi. Sıkıştım dedim. Satamamış. Belediyeye satın aldım. O şeyden 180 dekar satın yer aldım.
Ama bunların hepsini belediyeye satın aldım. Belediye de tapulu. Şu anda yani. Tabii ki. Yani ben öyle herhangi bir şey kendime veya öyle bir şeyim olamaz. Bunun çok kolayı var. Tapu orada. Oranın bütün şeyleri bilgisayardan çıkarılan bir tane bir yer varsa ben hemen bağışlayacağım. Senin yanında söylüyorum bak o arkadaşlara şeyinden. Böyle iftiralar, böyle şeyler neden biliyor musunuz? Kedi uzanamadığı ciğere mundar diyor. Şimdi ben bu dürüstlüğümü ben kendim benimle çalışan bir sürü arkadaşlarla kötü oluyorum. Bütün kötü olmamın sebebi dürüstlük. Yani ne ihtiyacı var? Zenginliğin falan nesine şeysi var? O sanayi kazansa bütün esnaf yani sanayideki insanlar orada yapsa buraya para girse buradaki insanlar huzurlu olsa nesine yetmeyecek? Aynen. Onun için bir orası değil bak. Babamdan kalma bir arsam var. Kepçe şeyinden ta soyundan 520 metrekare. 6500 metrekare bir bağımız var. Kepçe bağı, eski bağımız. O bağın da olduğu yeri imara almadım bak. Tekin Bayram kendi yerini imara alır diye. Vallahi aldırtmadım. Yoldan kestim. Yani imara yakındır. Çok yakın şeyine. O da babamdan, dedemden kalma. Yani siz de bir pay verdiniz. Şeyde uygulamalarda. Tabii ki ben çünkü çok dikkatliyim bu konulara. Yani o konularda Şakir Bey şunu açıkça söylüyorum. Hordu meydan diyorum ya. Hordu meydan. Şimdi ben 20 30 45 senedir şeyim. Ya bir gün bir şey olsa çıkarır getirsinler. O zaman diyeceğim ki arkadaş bu milletten özür diliyorum. Ben hain bir adamım diyeceğim ya. Şimdi bomba bir soru daha geliyor. Benim soramayacağım soru yoktur arkadaşlar. Yani öncelikle onu söyleyeyim. Toplu konutlarda kaç tane dairesi vardı başkanın diyorlar. Bakın işte bunda. 800 tane 900 tane ev sahibi yaptığınız insanlara sizin kaç taneydi? Bakın. Şimdi? 88 kişi o birinci gruba adam lazımdı. İlk etap. İlk etapta birinci etapta 81 kişi oldu. 7 kişi bulamadım. 82. hanımı ortak ettim. Ona bir sayıyı tamamlamanız gerekiyor. 80 tabii şey 11 blok yapılıyor 8 8 88 olacak. Yani şeyden hatta şeyde geri kaldı şeyinden. Benim oradan bir tane dairem vardı sattım. Bak şimdi oradan. Bir de başkan olarak bir yere girmeniz gerekiyor değil mi? Mecburum. Ha, önce yani kooperatif başkanı aynı öbürleri gibi orada ve herkes gibi kuruşu kuruşuna para yatırdım. Bir tane olacak. Bir tane oradan daire bir tane de benim vardı. Biz sattık ikisinde. 10. grupta da vardı bir tane. Onu da arsa yukarıdaki yere alalım diye seçme şeysi vardı. O arsaya yapılmadı. Oradan da 85 bin lira alarak ayrıldım yani şeyinden. O şimdi oralar 350 bin lira bak. Şimdi kooperatif başkanını nasıl götürüyorum biliyor musun? Bodrum kattan abla yanımda askerlik yaptı bizim eski kaymakam şoförü. Abdullah'ın bir yeğeni var. Ona Bodrum katın tapusu verildi. Yarı tapusu benim üstümde yarısı o çocuğun ama ben hiçbir hakkım yoktur diye yani şeyim var. Kooperatif başkan olduğum için bir tane oralarda evi olan herhangi bir kendime ait veya yakınıma ait birine bir şeyim varsa dünyanın en şerefsiz adamıyım. Bu açıklamayı da yapmak. Yani bakın şöyle söyleyeyim. Bunları niçin yapıyorlar biliyor musunuz? Bu kadar işi Türkiye'de yapan yok. Ya bu kadar işi yapıyor bunun bir menfaati olmasa diyor. Niye yapacak diyor. Ben, atıyla arabayla diyor. Ben dün de sordum. Kaç anahtar verdiniz başkanım? Kaç kişi ev sahibi oldu? Söylüyorum. Zafer Yapı Kooperatifi. 900 kişiye anahtar verdim. Abi daha ne olsun yani. Kaç daireniz var diyorum. Şu anda gitsinler baksınlar dairem yok diyor. Diyor ki Zafer Yapı Kooperatifi başkanı olduğum için bir tane benim zaten olmam gerekiyordu. Evet. O vardı. Bir de 88 sayısını herkese diyor. Dedim ki girin arkadaşlar bak 3 kuruşa yemin ediyorum. Tamamlayamadığım için diyor. İhtiyacım olmamasına rağmen diyor. Yani mecburen eşimi o da şey etmek için koydum. Ondan başka onlar da zaten sattık şey yapmadık. Bunun dışında bir tane evim şeysi olan şerefsizdir ya. Böyle bir şey ben bunları söylerken niye söylüyorlar biliyor musun Şakir Bey? Baldut'tan parmağını yalar diyor. Ben bu lafa çok kızıyorum biliyor musun? Tekkeyi bekleyen çorbayı içer. Ne tekkeyi bekleyen ne çorbası içecek? Ya bakın ben Allah'tan korkuyorum. Bu dünyanın yarını var.
gizli hiçbir şey kalmaz. Aynen öyle. Hiçbir şey kalmaz. Ya benim mal varlık verdiğim mal varlığım listem var. Her yer. Şimdi bakın beni şeye sosyal şeye seçmişler. Kaymakamlık sosyal dayanışmada üye olarak seçmişler. Oraya ben mal beyannamesi verdim. Bunun yani her şey ortada. Bir de şöyle bir şey var başkanım. 20 yıl belediye başkanlığı yapmışsınız. Diyorsunuz ki İzmir'de iyi kötü oturacak evimiz, yazdığımız vesairemiz var. 20 yılda insan inanılmaz paraları hesabına geçirir, gider İzmir'e yerleşir. Şimdi radyoda, burada geliyorsunuz, bazı açıklamalar yapıyorsunuz, yani konuşuyorsunuz. Bunlar falan zaten öyle bir şey olsa kim ne diyebilir? Bakın, şu anda benim çocuklarım diyor ki, oğlum, kızım, benim kızım Ege Tekstil'i üçüncülükle bitirdi. Damadım İzmir Denizli bölgesinin tekstil mühendisler oda başkanı. Bak, oğlum ekonomi şeyi, ben bunları devlete koymadım Şakir. Vallahi koymadım. Her yere gücüm yeter de anında. Benim eşim der ki enayi, hayır. Niye koymadım biliyor musun? Benim yerine bir şey dedim. Benim çocuklarım ayaklarının üstünde dursunlar, öğrensinler. Ya bak benim kızım ne diyor biliyor musunuz? Ben İzmir'de okurlarken 180 lira veriyordum ayda. Ev kirasını, diğer şeylerin hepsini ödüyordum. Bundan ayı bir şey getireceksiniz, bütçe. O da yazardı. Babam Şahin, babam niçin böyle yapıyor diye kızıyormuş, tamam mı? Kızım. Şimdi bana kızım diyor ki, baba sana çok teşekkür ediyorum. Şimdi evin bütçesini şeyini yapıyorum. Bize niye öğrettiğini anlıyorum. Ben o konuda parasal. Ben siz yalvacın hep sizin olsa ne olacak? Ne olacak bana bir söyler misiniz? Ben şimdi ilkokul hocama o yazlığı aldığı için benim bu şeyden orada kaldığım yere gidiyorum mezarına dua ediyorum ya. İkramiyeyle aldık. Eşimin ikramiyesiyle aldık. Yani gene onu da Ertekin tayin etti. Başhemşirelikten aldı. Onun sayesinde yazdık. Şimdi evimi ona sürüyoruz. Şer dediğimiz hayır oldu. Onun için ben o sözlerin hiçbirini kabul etmiyorum. Onlar benim günahımı alıyorlar. Almaya devam etsinler. Şimdi gelelim yine böyle güzel sorulardan bir tanesi. Bu Hisarlar değil Akşehir arasında bir yol yapılacakmış başkanım. Bu yolda belediye tarafından bir para harcandı mı? Bir masraf edildi mi? Bakın. Sizin döneminize denk geliyor herhalde. Tabii ki benim dönemimde. Belediye olarak hiçbir şey harcanmadı. Dozerimiz gitti. Turizm Bakanı olduğu için Erkan Mumcu oraya özel idareye para gönderdi. Aslında o yolu açabilsek o yol önceden açılabilirdi. Akşehir yolu ihale edilmeseydi, yani ıslah evet, edilmeseydi evet. O yol açılır ve Yalvaç'ta çok büyük bir kazanç sağlardı. Fakat bu yol nizami hale getirilince oraya şey oldu. Oraya belediyeden hiçbir şey harcanmadı. Turizm Bakanı olarak Erkan oraya ödenek koydu. Özel idareye gönderdi. Ve oradaki harcanan paralar özel idareden harcandı. Tamam. Yine paradan açılmışken anlatan meydanı projesi için yine bunları yayılıyor tabii bu. Tabii ki. Projesi için diyorlar ki işte 33 tane daire parası harcandı. 1 katrilyon para harcandı o zamanın parasıyla. Ben öyle duyuyorum yani. Ben de bunu sorayım ki. Hakikaten başkanım sizi burada yani yakalamışken soralım. Çok güzel. Teşekkür ediyorum. Bakın. Şu anlatan meydanını bir çözelim yani. Bunu. Tabii ki. O anlatan meydanının bütün şeysi Atatürk meselesidir. Söyledim ya. Şimdi yani ben bazen insanların hatta rahmetli olduğu Oruç hocam vardı. CHP ilçe başkanıydı. Ben belediyeye çıkıyordum. Bir gün dedi ki ya dedi başkan dedi sen ne biçim adamsın dedi. Hayırdır abi dedim. Ya dedi Atatürk dedi orada dedi bir tane şey büst dedi Yalvaç'a yakışıyor mu dedi. Bir Atatürk şeyini yapmıyorsun. Ya böyle konuşacağına dedim. Böyle konuşacağına. Bu konuda ne düşünüyorsun desen. Aynen. Yani ne yapıyorsun ne hazırlığın var diye sor dedim. Ondan sonra da ona izah ettim. İşte bu şeyde bakın bu meydan da benim zamanımda değil. İmar planında o kaymakamlık binasının yıkılması bilmem nesi 88 imar planında. Bakın
Ve ben o zaman başkan değilim. Yani bunlar yapılmış. Tabii şey oranın yapılmış. Düzenlemesinin meydan olması gerektiğinin düzenlemesi 88'de. Ben uygulamasını yapıyorum. Uygulamasını. Bu uygulamayı da rastgele yapmayalım dedik. Rastgele yapmayalım. Ne yapalım? Mimarlar Odası'yla çok iyi ilişkilerimiz var. Bütün şeyi onlara soruyorum. İyi ehli olan. Bütün odalarla benim ilişkilerim vardı. İşin erbabıyla. Bunlar yarışma açtılar. Bu proje için, burası için. Kaç tane? 10, 12 tane falan proje yapıldı oraya. O yarışman bedelinden başka o zaman 7000 lira mı ne para verdiler? Başka şey vermediler. Mimarlar Odası şey yaptı. Şimdi bu meydanın altına otopark düşündüm. Dükkan düşündüm. Ben o konularda biraz oldukça şeyli bir insanım. Her projeyi kendi içinden ne yapabiliriz? Nasıl daha bakın, fazla faydalanabiliriz? Şimdi bütün gençlere de bir tavsiyem olsun burada. Şahin Bey senin aracınızınla 5B kaidesi vardır. Bu 5B kaidesi nedir biliyor musunuz? İyi bir program, iyi bir plan, iyi bir proje, o işle ilgili personel, o işle ilgili para. Bakın, bu 5B'yi uygulayan her zaman başarılı olur. İyi bir plan, iyi bir proje, yani iyi bir program. Yani başında bir program yapacaksınız. Arkasından plan. Plandan sonra proje. Projeden sonra onu neyi ne yapacaksınız? Personel ve para. Bu işi çok iyi bilen birisi olarak her işimde böyle yapmışımdır. Bu sistemi getirmişimdir. Ve yaptığım her proje kendi içinden parasını kendisi çıkarır. Belediye zaten onun için zengin oldu. Onun için kimseye muhtaç olmadı. Yalvacık Belediyesi'nin edi budu neydi? Yani olayda. Burada da aşağıya yeraltı çarşısı yapmayı veya kapalı otopark yapmayı istedim. Gittim inceledim her şeyi ve bunun şeyinde karşıma çıkan ne oldu biliyor musunuz? Hazine yeri olduğu için hazine burayı meydanı halka açık şekilde yaparsan ticari bir şey olmazsa bedava. Yoksa parayla ve vermiyor ticari yaparsan. Tamam mı? Yani şey çıkıyor. Onun için oranın altına otopark yapamadık. Sebep bunun için bir sürü laf söylüyorlar. Bilirim konuyu. Şimdi taş yığını diyorlar. O betonları biz kendimiz yaptık. Biz buraya ihale falan yapmadık ki. Şeylerin belediye personeline şeyle yaptık biz onların çoğunu. Hiç şey yapmadık ki. Ne biz oraya proje parası ödedik. Ne yapma parası ödedik. Kendimiz şeyden Atatürk büstüne para ödedik. Şimdi onu da bir bilsin bu yalvaçlı. Onu da bilmiyorlar. Bakın. Türkiye Cumhuriyeti büyük taarruzu yani büyük taarruzu Afyon'da Atatürk'ün bu ülkenin bağımsızlığını kazandığı savaşı üç koldan asker götürmüş. Birisi Akşir'den, birisi buradan, biri. Buradan giden askerleri, bakın incelemiyorlar buradan giden askerleri. Bizim yalvaçlı kadınlarımız kazanlarla su, o zaman çeşme meşme yok mu çeşme? Mataralarına, şeylerine su vermişler. Bakın orada kabartma onu gösterir. Bunların hepsini araştırdılar Mimarlar Odası. Orada her şey bir şeyi ifade ediyor. Buradaki tarihi kabartmaların fırını, el sanatlarını, ahiliye hepsini. Yalvaçlı bu ülke için can vermiş gazilerimizin atları. Şu Tokmacık'ta bir kadının gayrimüslim adını söylediği için mahkeme zabıtlarından nasıl bir şeyin olduğunu. Yani Yalvaç anlatan meydanı demek. Yalvaç'ın 5000 yılını anlatan bir olay. Bu dünyada 3 yerde var. 3 yerde. Ve bu meydanın açılışına 5 tane büyükşehir belediye başkanı geldi. Bakın. Şimdi Muğla Büyükşehir Belediyesi Osman Gür'ün buradaydı. Ankara Büyükşehir şey buradaydı.
yavaş. Muhittin Böcek buradaydı. Şimdi bunlar niye geldi 600 kişi? Bunlar nasıl oldu da şey oldu? Yani ben kendim bir şey yapmış değilim. Bu işi Türkiye'deki en üst noktasında olan insanların şeyine yaptırdı. Ve bizim buraya öyle bir orada hesaplar orada. Başkana da muhasebine hepsine şeyden varsa çıkarsınlar bir harcamaları. Ben bak dorba dorp diyorum. Hadi ben 6,5 milyon borcu böyle bir borç yok. Olayı anlattım dün. Hordi meydan dedim. Hadi cevap versinler. Yalan artık yeter. Yalana dur deme zamanı için buradayım. Hemen güzel sorulardan bir tanesi daha. Bu da açıklığa kavuşsun. Bundan da biraz tepki alıyordu. Diyorlar ki çevresindeki insanların çarşı içerisindeki dükkanları diyor kiraları değer kazansın diye diyor. Bir anda işte Rampalı Çarşı'nın dükkan kiralarını, çarşıdaki belediyeye ait dükkan kiralarını bir anda yükseltti diyorlar. Bundaki açıklamanız nedir başkanım? Bakın nedir bu? Ben hiçbir zaman belediye meclisi normal enflasyona göre artış yapmıştır. Ve belediye kiraları çok düşüktür. Hepsi de bilir. Şimdi yalnız hatırladığıma göre bir ara büyük bir enflasyon oldu hatırlıyorsanız. Ve de yeni tutulan kültür merkezi yeni ihale edilmişti. Eski dükkanlarla arada büyük bir fark oldu. O zaman meclise yani öneriler geldi. Meclise bir komisyon seçmiştik. O komisyon kiraları yeniden bir uygulama yaptı. Yani şeyine uygun bir defa bu yapıldı. Yani bir defa yapıldı. Ama ne kadar yapıldığını filan şimdi çok iyi hatırlamıyorum. Ama ondan başka hiç %5, %10'dan fazla artışlar olmadı. Hatta ben ihalelerde şunu söylerdim. Oğlum satmayacağız. Yani ben mesela kültür merkezinin ihale şeyinde kızmıştım ya. Ya hepinize yetecek dükkan var. Ne bir bu şeyi artırıyorsunuz? Çünkü ben biliyorum sonuçta. Yani o esnafın ne olursa olsun yani belediyeye girmesi önemli değil ki o paranın. O paraya sermaye yapıp bir şeyler yaptığımı bir kendine kazanmayacak ki. Sıcak para yalvacım bütün insanlarına yarayacak. Onun için benim öyle gazete kira şeyim falan söz konusu değildir. Belediyede kayıtlar mevcuttur. Evet bunu da güzel bir şekilde izah ettiniz. Antik şehir temizleme çalışmalarını dün biraz anlatmıştınız. Biz kendimizi temizledik falan filan diye. Bir kardeşimiz dinleyenlerimizden bir tanesi diyor ki burada diyor tarihi eserler bulundu. Bu tarihi eserleri sattılar diyor. Doğru mu başkanım? Bak şimdi size çok güzel bu konuda var mı? Size çok teşekkür ederim bak. Çok teşekkür ederim. Tekin Bayram tarihi eserleri sattı diyorlar. Doğru mu başkanım? Bak çok teşekkür ederim. Onu Isparta'da bir gazeteci böyle bu gibi yalanları uydurarak şeylerden bir şeyler koparma hesabı olan bir olan onu yapmaya kalktı. Ama niye yaptığını da söyleyeyim. İşi karıştırdı tabii. Ben İznik Belediye Başkanı'nın arabasında İznik Bursa şeyde Bursa İznik'e kaçak eserler bulundu şeyinde o hafta. Oradan esinlendiğini biliyorum. Çünkü ben Erkan'la Adana'ya gittim. Havaalanındayım. Feyzi Yüncü beni telefonla aradı. Reis vekiliydi o zaman. Abi neredesin? Adana'dayım. Yani şeyle toplantı yapıyoruz. O kadar ilgi var ki. O ben Türkiye'yi işte Erkan'ın başbakan yapacağım şeyse. O da başka bir şey tamam o zaman dedi kapattı. Aa Eskişehir'de Tekin Bayram tarihi eser yakalatmış. Aracında tutuklanmış lafı varmış da o da. Şimdi Sayın Bey şunu kesinlikle söyleyeyim. Ben orada 12-13 yıl müzenin elemanları varken yani kesinlikle müdürü elemanları hep beraber şey, yetkililer varken o şekilde bir işlem yaptık. Yaptığımız işlem belki şey değil ama bize Aykut Çınaroğlu profesör şunu söyledi.
şimdi rahmetli oldu Aykut Bey, Diltar Çörefesi, o burada işte de yıllarca sürer. Burada her şey belli, yol filan. Öyle zaten belli. Siz yani. Dedi bunları kepçeyle alın. İşte Tekin Bayram dozerle girdi bilmem ne diyorlar da. Biz o arada çıkan bütün heykelleri, eserlerin hepsini müze yetkililer almıştır. O zaman müzede şu anda o zaman kazıdan çıkmış belki 50'nin üzerinde eser vardır. Olmaz olur mu? Ben size bir tane aslanı söyleyeyim mesela. Deri Farkası'nın önünden bulduk, çıktı. Ondan sonra da orada lahit çıktı biliyorsunuz. Bakın şimdi o ev bina kazarken şeyin Hasan Karahan mı neydi? Orada hala oradaki lahitlerde. Ben şimdi orada şunu şey yapıyorum. Bir sürü mezar yerleri var ama orada demek ki şeyin en ileri gelenlerinin lahitleri burada. O Kızılcan'ın olduğu yerde. Tamam mı? Onun için böyle bir ne bir tane benim yani böyle bir şey olsa şimdi orada çalışan belediye personeli oradan şey biri demezse biri der ya. Aynen. Oradaki belediye şeyci. Onun için o zaman da o şeyi mahkemeye verdim. Tazminat kazandım gazeteciden. Bu şeyinden. Onun için. Hayır bir de kazan da kepçeci yani. Kepçeci görür işkini. Hayır tabii ki görecek. Elimizde yani. Kazmadık. Mesela ben size şunu söyleyeyim. Hasan'ın oradaki lahitlerde bana slaytlarını gönderdiler, şeyi gönderdiler. O kepçecinin hepsini çekmiş, hepsi vardı. Saklı hiçbir şey kalmaz. Aynen. Ben Yalvaca hazine yarattım. Bakın Vali Bey'e de söylemiştim ben. Yani sen dedi bu kadar şeyi neyle yapıyorsun dedi. Ben de espri yönünden, efendim dedim antik kentten hazine buldum onlar harcıyorum dedim. Şimdi hemen güzel sorulardan bir tanesine geçeceğim başkanım. Eski Alemdar Okulu arsasının durumu nedir? Belediyeye mi ait? Çok uzun zamandır yani böyle güzel bir yerde boş duruyor diyorlar. Demin ne olacak? Biraz önce tabii bahsettik de kısaca hemen. Bakın demin anlattım. Ben orayı belediyeye değiştim. Şu anda oranın tapusu belediyenin. Ben 2009'da geldiğimde orayı kat karşılığı ihaleye çıktım dosyaya. Fakat Yalvaç'ta hiçbirinin karnesi yetmedi. Daha sonra yani zamanımız yetmedi. Daha sonra projeyi yapalım bir iş anı yapılsın diye. Şu anda da ben onu söylüyorum. Gidip kapalı şey yapılıncaya kadar yani oyun alanı o şeylere 3,5 milyon verinceye kadar oraya bir iş anının projesini yapıp orayı yapsalar belediye olarak. Yani belediye kat kat daha büyük kazanç. Gerçekten ama avukatların vesairelerin şöyle güzel bir binada. Hayır yukarılara mesela büro olur. İki katı döner merdivenine alışveriş olur. Üst katları ona göre değerlendirilir. Büyük ama de harika bir şey olur. Ben orayı devletten aldım, tapusunu da aldım, belediyeye getirdim. Ve onun karşılığında da halk eğitimin olduğu yeri verdim. Ve o oranın arsasını da Emine abla... Bakın cuma gün ben bu vakıf ve o Hacı Müziyen teyzenin de Emine ablanın da hatim indirttirdim. Her sene onlara hatim indirttiriyorum ve hatim duaları yaptıracağım cuma günde. Yani şimdi onları filan belediye ben nasıl kazandırdığımı biliyorum. Ama böyle yatıyor 7 senedir. Hiçbir şey olmuyor. Bu arada şimdi biz başkanım falan diyoruz. 20 yıl tabii ki bir hizmetimiz oldu. Şimdi bir de dernek başkanıyız değil mi? Kim? Tekin Bey dernek başkanıyız. Neydi derneğimizin ismi? Ben mi? Evet. Ben dernek değil Yalvaç Kürtlere Yardım Sağlık Eğitim Vakıf Başkanı. Vakıf başkanıyız. Yani zaten başkan yani hani burada onu da söylüyorlar da. Şimdi çok güzel sorulardan bir tanesi geliyor. İrşadiye ve Süleymancılar yurdu yapılırken diyorlar belediyeden buralara para harcandı mı? İnşaat malzemelerini belediye mi karşıladı diyorlar. Kesinlikle. Bakın. Ben İrşadiye'nin önündeki arsayı da vermede o zaman Hasan Karahan falan bana o kadar şey etmişti. O ön tarafın bahçesindeki yeşil şeyi, yeşil alandan orayı bilen satarken parasıyla bir sürü problem şey yaptım. Ben Süleymancıların yurdu yapılırken de Tosun Hocam zamanında başlamıştı. Ben onlara yalnız orman tahsis, kereste tahsis satar. O işi bildiğim için onlara yardımcı oldum. Ama ben belediyeden hiçbir şekilde belediyeye ait olmayan bir yere yardım yapmadım. Ama size burada bir açıklık getireyim ve bunu da açıkça söylemek istiyorum. Ben bu camileri yaparken
6 cami 21 minare yaptım. İşte Yakuboğlu Camisi, Toplu Konut Camisi, Eski Sanayi Camisi, Yeni Sanayi Camisi, ondan sonra şeyin Müderris'teki Küçükler Camisi. Bunların hepsi, ben bunların tapularının hepsi belediyeye yaptım. Şimdi Kaşmane Cami de belediyeye yaptım. Alt şeyini kreş yapacağız dediler. İhaleyle şey ettiler. Şimdi hapishanedeyken Murat Saroğlu dilekçe veriyor. Tekin Bayram FETÖ'cülere yardım ediyor. Bunun üzerine müfettiş geldi. Ben de bütün her şeyleri inceledi. Ama baktı ki ihaleyle verilmiş. Herhangi bir Ali Osman Hoca orada otururdu. Tapusu belediyenin. Yapılan bina tamamen tek proje şeyli. Fakat ruhsat kesmedim. Hiçbir camiye kesmedim. Laik anayasada, laik düzen içerisinde belediyeler cami yapar mı yapmaz mı, bu tartışılır. Tartışıldığı için kesmedim. Öyle beklettim. Şimdi hiçbir şey bulamadılar. Şimdi sonradan kestiler zaten ruhsatı. Bana camine ruhsat kesilmediği için diye savcılığa, soruşturma açılmasına şey ettiler. Ben Danıştay'a itiraz ettim. Bir şeyler de yolladım. Bir şey çıkmayacak. Ben camiye ruhsat kesmemekten yargılanacaksam, hapis yatacaksam bunu ben şeref addederim. Bakın, ve bu şimdi daha sonra Murat Saroğlu şeyden hapisten mahkemeye çıkıyor. Mahkemeye çıktığında Murat Saroğlu'nun onların ailesi hep FETÖ'cülerle ilgili bütün konuyu Tekin Bayram, aynı bu beni kötülemek için FETÖ'cüler Tekin Bayram şikayet etti. İsimlerini o verdi. Şu an bu kadar çok şey, hiç ben İzmir'deyim, bir de geldiğinde o belediyedeki çocukları filan. Ama bunların hepsini veren kim biliyor musunuz? İşte Murat Saroğlu söyledi. Dosyamda Halil Tütüncü'dür dedi. Bu da büyük bir iddia. Hayır, büyük bir iddia değil. Söylüyor Murat Saroğlu orada. Söylemedim desin. Şimdi ben ayrısını söyleyeyim. Belediyeden çocuklara kaymakama el yazısıyla bunlar FETÖ'cüdür diye. Şimdi aynen olay şu. Kaymakam Bey'den birebir öğrendiğim olay. Kaymakam Bey bu belediyedeki çocukların 12 tane FETÖ'den şey alıyorlar. Ben gittim dedim ki ya bu çocukların ben tanıyorum, bir tane FETÖ'cü falan değil. Bu nasıl olur? Yani yaptığınız işte Şaban, Ali, Ayvat, Mehmet, Dülge, ya bir sürü çocuk. Ben bunların hiçbir tanesi dedim FETÖ'cü değil. Bu nasıl olur? Kaymakam Bey karıştırma dedi. Allah Allah. Nasıl karıştırmayacağım ya? Sonra Vali Bey'e gittim, kaymakam aradı. Ben Kaymakam Bey'in yanına tekrar geldim. Kaymakam Bey dedi ki, ben dedi bütün resmi dairelere FETÖ ile ilişki olup olmadığını yazı istedim. Bakın. Yazı istedim. Çalışanlar mı? Çalışanlar. Bu istediğim yazıdan belediyeden tüm hepsini ismi gelmiş. Var yok diye bir şey yok. Listenin hepsini göndermiş. Ben diyor belediye başkanını çağırdım. Arkadaş varsa var, yoksa yok yazın. Ben avukatım. Var dersem yarın çıkmaz, yok dersem şu olur. O zaman unutulmayan bir kartı çıkarmış. Varsa demiş yaz al. Halil Tütün'ün el yazısıyla. Ben bizzat gördüm. Kendim gördüm bak, iddia ediyorum. Bu çocukların hepsini FETÖ'cü diye yazmış. Ve en sonunda zaten onların hepsi beraat ettiler. Hepsi de şeylerine döndüler. Şimdi bu ahlaksızlıktır. Bu başka bir şey değildir. İftiradır insana. Bunu yapmak. Sen bunları yapacaksın. Bunları başkalarının suçuna yapacaksın. Ben geldiğimde de aynen bakın. Macit de kendisidir. Ben Muhtar Engin'in oradaydım. Benim belediye personelinden biri geldi. Abi dedi ya. Ne oldu? Sen dedi bu belediyedeki çocukları FETÖ'cü diye ben küfrettim.
Ya ben de dedim yani. Önemsemedim de Allah var. Allah Allah. Ondan sonra bir geldim. Rahmi İnce, Eczacı Süleyman'a demiş ki böyle böyle. Süleyman dedi ki sen yapmışsın. Ya git dedim ya. Ondan sonra kaymakama falan öyle gittim. Tabii. Ondan sonra çıkardım. Suçlandığınız için. Ondan sonra çıkardım. İşte bu yalanlarla bunlar buraya geldiler. Şimdi hayır desin ya. Buradayım, ordu meydan. Buradan bağırıyorum. Bunlar olmadı desin. Ben yazmadım desin. Ben yapmadım desin. Hadi. Tabii cevap hakkı vardı. Yani kendisi... ben bu belgeyle konuşan bir insanım ben. Gözlerim belgeyle gözlerim. Konuşan bir insanım. Yani o nedenle buradaki diğer birçok esnafın FETÖ'den mağdur olan birçok, ben yine söylüyorum bak, Yalvaç'ta hiçbir vatanına, milletine hainlik yapacak adam yoktur. FETÖ'yü, yani FETÖ'cü önceki olayda bilim, yani inançlı, iyi eleman yetişiyor. Gençlerin önü terbiyeli çocuk yetişiyor. Şeziyle insanlar gitti. Yardım ettiyse ondan etti. Amerika'nın bir oyunu olduğunu bilseler hayatta gitmezler. Ama ne işi olur insanların? Yani ama kendisi onlar sayesinde başkan oldu. İşte hakkında da soruşturma var. Ona şeydenler itirafta bulunuyor, dilekçe veriyor Isparta savcılığına. Var mevcut. Şimdi bakalım ayıtlasın. Ama beni çağırsınlar, Isparta savcısı beni çağırsın. Bu olanların bu gerçekleri söyleyeyim. Ben iddia ediyorum. Körfez Dershanesi mühürlüydü. Yazı İşleri Müdürü Şaban kapıda bekledi. O mühürü bozdurup oradaki eşyaların hepsini kim gönderttirdi? FETÖ ile ilgisi yoksa niye gönderttirdi? Niye bunun üzerine gidilmiyor? Söylüyorum işte, buyur. Her şey canlı. Her şey ortada. Çünkü diyet borcu var. Diyet borcu var. Ama bir gün çıkar. Bak çıkacak işte, çıkacak. Eden bulur. Ben hep gördüm bunu. Eden eninde de sonunda da bulur. İşte ben söylüyorum. Murat Saroğlu'nun o konfeksiyon fabrikasını şey ettilerdi. FETÖ şeysi içeriye girdi. Orayı boşalttırdı belediye. Şimdi boş duruyor. Şeyinden ya. Halbuki sen orayı ver. 100 kişi çalışsa bir firmayı çağırsanız olmaz mı? Aynen. Yani bak bunları halk bilmiyordu. Şimdi ben bunları artık çok rahat olduğum için biraz da şey çok rahat konuşuyorum ve her şeyi de açıklıyorum. Şimdi bizi arayan izleyenlerimizden, dinleyenlerimizden bir kardeşimiz dedi ki kamu arazileri dedi dar gelirli insanlara kiralanabilir mi? Böyle sembolik rakamlarla mesela dedi, varsa var mı kamu arazisi belediyeye ait? Yalvaç Belediyesi'ne ait. Kamu arazisi? Boşta. Bir sürü. Şimdi işte aldığım 180 dekar Salır'da, bakın işte ben bunlara kızıyorum. Salır'daki araziyi kendi adamına ektiriyor ama para almıyor. Diğer şeyleri ektiriyor. Ben hepsinden kira alırdım. Yani bir şey buraya koyarsınız. Şu anda toplu konut alanında 180 dekar belediye aldığım tarlalar var. Boş mu duruyor, ne yapıyorlar bilmiyorum. Ektiriyorlar mı? Salır'da var. Salır'daki şeyde var. Bir sürü bunları tapudan çıkaracaklar. Bunları şeye verecekler, kiraya verecekler. Boş duracağına ona göre ektirecekler, diktirecekler. Niye olmasın ki? Bunu da cevabınızı aldık. El sanatları bu kaybolmaya yüz tutmuş. Yalvacın kendi bu semercilik falan filan artık yavaş yavaş bitiyor. Bununla alakalı demişler bu belediye dükkanlarından cüzi miktarda kiralarla bu sanatları... Şimdi işte için. Bakın işkemi bunun için kurduk. Ben şimdi işkemin yönetim kurulu başkanıyım. Biliyorsunuz kültür merkezindeki yerden insanlara veriyoruz. El sanatları oradaki arkadaşları taşıdık. Oranın kiraları çok düşük. Kar amacı yok. Hiç kar amacı yok. Ama şey yapacak. Oradaki insanları o işkemi. Türkiye'de işkem 15 yerde var. Bir tanesi de Yalvaç'ta. Bak koca Türkiye'de. Aynen. Ben 3,5 saat COSGAP'te genel müdür ve 4 kişi beni imtihan ettiler. Ben belediye başkanını belediyeye yapsın diye söyledim. Dediler ki vermeyiz. Niye?
sen belediye başkanları el değiştirdiğinde mutlaka gelen onun aleyhinde oluyor. O nedenle belediyelere prensip olarak vermiyoruz. Sivil örgüt bulacaksınız, devamlılık sağlamak. Ben vakıfa o zaman projeyi yaptım. Aynen. Vakıfa verdiler. Şimdi vakıf, Yalvaç Kuşlar Vakfı işkemiş şey yapıyor. Orada giren kiracılar düşük fiyatla her şeylerine yetişmeye çalışıyoruz. Eğitimlerini, şeylerini. Ve hizmet devam ediyor. İşte el sanatları, dericileri götürdüm, kurabiyeleri götürdüm. Her şeyi. Bunları zamanında her şeysiyle düşündüm. Gerçekleştirdim. Yani onlara bir de %70'e kadar hibe aldım. Evet, doğru. İş kuracaklar işte. Tabii ki iş kurdan. Çünkü otomatikman. Yani bunları söylüyorum. Bunlardan bir tanesi var mı şimdi yapılan? Yok. Başkanım, bizim dedik sorularınızı gönderin, yorum yap kısmına falan filan diye. Gelen soruları da elimden geldiğince sizlerle paylaştım. Sizin varsa böyle paylaşmak istedikleriniz... Tabii, şimdi ben şunu söyleyeyim. Ben, bana güvenen şimdiki başkan da olsa fark etmiyor. Beni dinleyecek birisi olursa, ben Yalvaç'ta 1000 vatandaşının kooperatif, Zafer Yapı Kooperatifine gerçekten ev sahibi yaparım. Ben ne söylediysem gerçekleştiren bir adamım. Ben başkanlığa geldim, ev yapacağım dedim, herkese anahtarı verdim. Ben iş sahibi edeceğim dedim, 3-4 bin kişi iş sahibi ettim. Bakın, 900 kişinin anahtarını verdim. Ben geldim, Yalvacı şu yollarını, şeylerini, her şeyi yapacağım, yaptım. Ağaçlandıracağım şeylerini, yaptım. Ne söylediysem, eğitimi şu hale getireceğim, hastaneyi şey yapacağım, efendim Anadolu Öğretmen Lisesi'ni açacağım, Sağlık Meslek Lisesi'ni açacağım, Fen Lisesi açıldı, eğitimde hiçbir eksik kalmadı şey durumunda. Bunlara nasıl mücadele verdiğimi ben biliyorum. Ama ben devleti tanıyorum. Devletin buradaki olan bir şeysinde o hakkın, o şeyleri söke söke alırım. Şu anda 10 yıldır, 15 yıldır Yalvaç AK Parti iktidarından nasip alamıyor. AK Parti'nin suçu değil bu. Bizim idarecilerin suçu. Ben 20 sene iktidarımın 6-7 senesi iktidarda kaldım. Diğer hep muhalefettim. Ama ben muhalefette de her şeyi alabiliyordum. Aynen. Şeyleri koyuyor. Şimdi o nedenle bu ufak tefek şeyleri bıraksınlar. Yani Yalvaç'taki bu insanların derdine çare olmaya çalışsınlar. Anladınız mı? Ben TOKİ konusunu açıkladım. Net. Ben konut konusunda Zafer Yapı Kooperatif Başkanı olarak diyorum, bak, başkanı olarak. Bana yer tahsis etsin belediye. Ben hiç evi olmayanlara. Evet, 5 yıl içerisinde. 5 yıl içerisinde. Ev sahibi yapmazsam müteahhitten daha düşük. Çünkü biz %18 KDV'den muafız Zafer Yapı Kooperatifi. %17 net zaten şeyden getiriyor. Görelim işte. Öyle insanlara dilekçe toplayıp yapacağız deyip ayak oyunlarıyla biz her şeyi bitirdik deyip o oyunları bıraksınlar. Ve şehrin kamu yararına yapılıp mahkeme olacak, başlarını derde sokacak yerlerle uğraşmasınlar. Toplu konut alanı ilan etsinler. Hemen tadilat yapıyorlar zaten. Toplu konut alanını yapmayı da kimse de mani olmaz. Hemen yapsınlar. Versinler bize. Biz hemen vatandaşı, evsiz insanların hepsini ev sahibi yapalım. Benim başkan olmama da lüzum yok ki. Ben Zafer Yapı Kooperatifinin zaten başkanıyım. Bu bir. İki, işsizlik için ne yapıyorlar? Bu işsiz insanlara, bu Yalvacı Yalvaç'ta tutmak için ne yapıyorlar? Ben onu soruyorum. Hı? Buna ne çözüm getiriyorlar? O konfeksiyon fabrikasının kapalı durması iş mi? Oraya 80 kişi çalışsa, şimdi dediğim gibi normal sanayiye döndürüverse şeyin çevre yolunun üst tarafını, o sanayi esnafına arsaları verse 180 dekardan, o sanayici dükkan sahibi olsa 2000-1000 metrede işlerini büyütseler. Bakın, Peker alüminyum durmadan yer arıyor.
Niye? Ama 1 milyon lira para istiyorlar. Yani şeyinden. Şimdi bunların hepsi ortada. Bunları niye yapmıyorlar? Bunları niye yapmıyorlar? Çünkü çıkarları yok. Önemli değil. Ulaşım. Hastaneye, yeni otogara ben gelmiş olsaydım mecburen ikisine de saatiyle belediyeden araç koyacaktım. Boş dolu gitsin. Ama vatandaş mağdur olmasın. Gece otobüste iniyor otogara, taksi de bulamıyor. Adam eve gidemiyor. Hani seçimde bunlar bedava şey koydulardı. Servis koydulardı ve devam edecekti. Niye devam etmiyor şimdi? Niye devam etmiyor? Ben size Şahin Bey soruyorum. Vatandan sormuyor ama ben bunların hepsini biliyorum. Şimdi kendi adamlarına kart veriyorlar. Şeyler, belli şeyler. İşte kömür ayakları yapıldı. Benim zamanımda bir tane kömür vermedim ben. Sosyal dayanışma veriyor çünkü. Tekrar benim kömür vermeme gerek yok. Yok. Şimdi onları niçin verdiler? Seçim için verdiler. Onlarla insanları şey yaptılar. İşte onların yerine o kömürle 10 torba kömürün acısını şimdi çekiyor millet. Ben her sene 300-500 paket dağıtırız ama ailemizden dağıtırız, kendi cebimizden dağıtırız. Bak ben şimdi bu Ramazan'da yine 300 paket dağıtacağım. Bu hafta ben bunu yapacağım, gideceğim. Malum ben bilmem de kimler olduğunu. Zaten olmaz. Yani o şeyde. Şahin Bey, benim bütün hayalim Yalvaç Üniversitesi. Buradan çağrı yapıyorum. Koleji, Yalvaç Üniversitesi'ni gerekirse bizim vakıftan, vakıf üniversitesi olarak da Yalvaç'a bir üniversite kurulmak zorundadır. Üniversite kurulursa sıcak para öğrenciden dolayı gelecektir. Turizm konusu, tanıtım işi, inanç turizminde burası haç merkezidir Hristiyanlığın. Vatikan da burayı çok iyi şey yapar. Ya ben Tekin Bayram misyonerlik yapıyor dediler ya. Bakın ben inançlı, imanlı bir insanım. Yani ben Vatikan'a da gittim papa şeyine. Ya anlamakta zorluk çektiğim olay. Şimdi adamlar inançlarına saygılıyım. Gelsinler buraya para bıraksınlar. Sıcak para girsin buraya. Benim derdim bana ne onun dininden. Aynen öyle. Ve bakın ben 2000 yılında ikinci papayı bir sürü 2000 kişi geldi. Yakuboğlu camisine getirdim. İşte onları camiye ve ben onlara bir şey sordum. Papaya. Biz İsa'ya Kur'an'da inanıyoruz, İsa peygambere. Siz Muhammed'e neye inanmıyorsunuz dedim. Bana ne dedi biliyor musun? Muhammed'e inansan Şahin Bey her şey biter dedi. O zaman ben bir şey soracağım dedim. Adem peygambere inanıyor musunuz dedi. İnanıyorum dedi. İnanıyoruz dedi. Dedim ki siz İsa'ya Allah'ın oğlu diyorsunuz. Babası yok şeyinden. Adem peygamberin de babası yok. O kimin oğlu dedim. Aa dedi, onu hiç düşünmedik dedi. Bak adam bana ikinci papaz. Sana şunu kesinlikle söyleyeyim. Ne misyonerlik şeysi vardır, ne kiliseyle işim vardır, ne bilmem bununla bununla. Agustus Tapınağı'nın eski caminin önüne koyduğunda kilise şeysi, propagandası. Ya bir şeyler uydurmaya çalışıyorlar. Çünkü benim varlığım bazılarının işine gelmiyor. Bütün mesele bu. Onun için Yalvaç'ın işsizliğini, Yalvaç'ın esnafının sorununu, Yalvaç'ın evsiz insanların evini, fakir insanlara ben yetişiyorum. Aş evimiz 19 senedir yemek de gönderir, paketlerini de göndeririz, şeyine yetişiyoruz. Yani belediye falan da şey yoktur o şeyde. Sanayi bölgesi.
dericiliğin ayağa kalkması, bu Elemdar Okulu'nun yapılması, deri fabrikasının otel olması, bunlar var ya acilen şey bekleyen imkanlar. Bunları da Yalvaş Belediyesi çabuk yapabilecek. Önünde engeli yok ya, tapu salınmış şey der mi yapacak? Ama beceri. Başka işlere kafa yoruncaya kadar o işlere mimarı kapatıya indirip SS yaptırıncaya kadar o mimara projeyi yaptır. Orayı yapsın. O binanın projesini yapsın. Yanlış mı söylüyorum? Doğru. İşte o nedenle ben size şunu söylüyorum. Zaman da bir şey oldu. Artık kesinlikle Yalvaç'ın bu sorunları, bu sağır yolu, Yalvaç'ın problemlerini çözmek için işbirliği davet ediyorum. Ve bütün Yalvaç hemşerilerime diyorum ki, ey hemşerilerim uyanın. Tekin Bayram'ın bir şeye ihtiyacı yok. Tekin Bayram bir şey söylemiyor. Sizden bir şey talep etmiyor. Size diyor ki, gelecek çocuklarınıza iş istiyorsanız, torunlarınızın daha iyi bir yerde yaşamasını istiyorsanız, kendinizin bir şeysini istemiyorsanız ve bu fırsatçıları atın. Huzur onlarda değil, huzur diyorsunuz. Doğru söyleyeni 9 köyden kovarlar. Ben hep doğru söylediğim için bana başka şekilde hareket etmiş olan insanlar var. Ve bu düşünceyle inşallah bu konuşmalar fayda eder. Yalvaç bundan bir istifade eder. Ben de bu istifade eden, sizin bu şey sağladığınız bu imkanlardan Yalvaçlı'ya gelecek her şey için mutluluk duyarım. Beni sabırla dinledikleri için, bana bu imkanı verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Tüm beni seven sevmeyen, bana gıcık olan diyeyim, benim hakkımda bilmeden söyleyenlere hakkımı helal edeceğim. Ama bundan sonra, bu açıklamalardan sonra hala bu gibi yalanları söyleyenlere de Allah'a havale edeceğim. Onun için çok teşekkür ediyorum. Yine de buradan sesleniyorum. Benim bildiğim, benim katkıda bulunacağım Yalvaç için bir şey olursa her zaman hazır olduğumu burada herkesin huzurunda söylüyorum. Hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun. Çok teşekkürler. Biz de çok teşekkür ediyoruz Sayın Tekin Bayram'a. 2 günlüğü bize ayırdı. Yine buradan cevap hakkı doğan Sayın Belediye Başkanımız Halil Ümit Tütüncü'ye, yine ilçe başkanlarımıza ve radyomuzda konuk olmak isteyen herkese, kapımızın herkese açık olduğunu buradan bir kez daha eklemek istiyorum. Onlar da gündem özel programımıza gelip konuk olabilirler. Onlar da düşüncelerini aktarabilirler, insanlarla paylaşabilirler. Bu oda hepimizin odası, bu istasyon hepimizin istasyonu. Herkese açığız değerli dostlar. Ben herkes kadar Yalvaç'ı çok seven bir insanım. Gerçekten sevdiğim için burada yaşıyorum. Yoksa 5 dakika beni burada bağlayan hiçbir şey yok. Çeker giderim. Onun için güzel bir ilçe sahip çıkmamız gerekiyor. Herkese hayırlı akşamlar dileklerimi gönderiyorum. Bir başka gündem özel programda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın. Koronavirüse dikkat edelim. Mesafeyi, maskeyi koruyalım. Allah'a emanet olun diyorum dostlar.